geçmiş yıllar kimin umrunda? Tek dert aslında var olmak hayatta. Yaşam kavgası hep yanında. Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda. Of of, tek parmağın ucunda döner mi deli dünya? Of of, mucizeler uğrar mı bir gün arka sıralara? Gamze beni sevmiyor anne. Neden sevmiyor beni anne? Ben sevilmeyecek bir adam mıyım? O kadar kötü müyüm ben ya? Onu mutlu edemez miyim? Eksik benim. Neden hiçbir şey istediğim gibi olmuyor anne? Ne yaptıysam Gamze'nin sevgisini kazanamıyor. Benim mutlu olmayacağım yok mu ya? Neden hep bir köşe itilen ben oluyorum? Neden hep ben beklemek zorundayım anne? Neden ya? Neden? Neden? Oğlum. Sensiz de çekilmiyor burası Oktay. Ama şunu bil ki, seni kazanmak için savaşacağım. Sevgilim olman için ne gerekiyorsa yapacağım. Kimseden korkmadan. Seni deli gibi seviyorum. Seni deli gibi seviyorum. Sana aşığım. Seni deli gibi seviyorum. Şu tepelerde oturmanın hiçbir önemi yok. Senin için aşağılara, hatta en arka sıralara gelmeye razıyım. Çünkü seni çok seviyorum Oktay. Seni seviyorum. Eda'cığım, hayırdır? Hoş geldiniz. Öyle parti parkimizden rahatsız olduk. Bir özür dileyelim dedik. Tabii tabii, buyurun. Lütfen buyurun, şöyle geçin. Merhaba. Barış, Eda'lar geldi. Thank you.
işiniz. Ben size bir çay yapayım. Yok yok, hiç gerek yok. Eda Barış'a gideceğim diye tutturdu. Anne, evet, kendim Barış'ın yanında daha iyi hissediyorum. Sen git istersen. Babamla beni almaya gelirsiniz. Eda, bir çay kahve yapsaydım. Yok, zahmet etme yavrum. Barış. Doğru, haklısın. Barış. Olur mu öyle şey? Barış, ben geldim. İş güç nasıl, nasılsın ya? Hoş geldin Eda. Rahatsız ettiysem özür dilerim. Bizim evden öyle paldır küldür gidince içim rahat etmedi. Yanına gelmek istedim. İyi ettin. Gel salona geçelim. Tamam. Dayı. Dayı, uyudun mu? Ne işin var benim burada ya? Ne işin var? Sıkıcı insanlar, sıkıcı bir okul, sıkıcı bir şehir, eşittir sıkıcı bir hayat. Zehra, ne yapıyorsun? İlham perisi geldi dayı. Kulağıma bir şey fısıldadı, onu söylüyorum. Zehra, biraz geç bir saat ama. İnsanlar rahatsız olabilir. Kurallar, kurallar, kurallar. Bir şey yapmak istediğimde hep karşıma çıkar zaten. Ama o kurallar olmazsa ortalık çok karışır Zehra. Ya, tabii öyle. Rahatsız ettim, özür dilerim. İyi geceler. Nasıl gidiyor roman çalışmaların? İyi. Yazdıklarını okumak isterim. Gerçekten Barış, seni saatlerce odaya kapatan romanı ben de merak ediyorum. Hadi al gel oku biraz bize. Evet Barış, hadi. Bitirmeden okumak istemiyorum. Neden? Ya bir bozulacak gibi geliyor. Büyülü bir roman mı sevgili kardeşim? Muhteşem olacağından eminim. Bakalım. İlk bana okutacağını söz ver. Basıldığında da ilk bana imzalatacaksın. Söz mü? Tamam, söz. Merhaba Neval teyze. Aa, hoş geldin kızım. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi gördüm sizi Neval teyze. İbo nerede? Uyuyor hala. Hafta sonları erken kalkardı ama bu sabah nedense uyuyakaldı. İzin verirseniz uyandırabilir miyim? Tabii canım, uyandırabilirsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Defol git buradan Nazan, defol! İsmail. İbo, ne diyorsun sen ya?
Biraz sohbet edelim mi? Dün akşam ne konuştunuz Saffet'le? Saffet'in dün buraya geldiğini nereden biliyorsun? Nereden mi biliyorum? Uğramıştır diye düşündüm. Onu buraya sen gönderdin değil mi anne? Seni evde bir başına bırakıp çıkınca aklıma geldi işte. Yanında biri olsun istedim. Ne oldu İbo? Nazan ne yaptı? Nazan ne yaptı yine? Sibel. Evet. Dün gece o odama girmiş. Ben uyuyordum. O da uyandığımda yanımda yatıyordu. Bu kadar da fazla artık. Sibel, onu odadan çıkardım hemen. Saçmalıklarından biriydi. Üzülmene değmez. Sadece bilmeni istedim. Ne demek bu ya? Nasıl yapar bunu? Nereye? Bunun hesabını sormaya. Ben de geliyorum. Aşkım. Ya aşkım. Anne biz geliyoruz. Beni bekle. Çocuklar nereye? Geliyoruz anne. Ya aşkım. İbo nereye? Sibel. Ya bu planların nereye kadar devam edecek böyle? Sen aklını başına toplayıp doğru kararlar verene kadar. Doğru karar ne anne? Saffet'le sevgili olmak mı? Evlenmek mi onunla? Bunu yaparsan mutlu olacak mısın? Benim değil. Senin mutluluğun için vermelisin bu kararı. Yani istediğin bu. Biri senin hayatını kurtarıyor ve bu kadarıyla yetinmiyor. Geleceğin içinde bütün imkanların önüne sermeye hazır. Sen ne yapıyorsun? Elinin tersiyle itiyorsun her şeyi. Bu resmen aptallık ya. Evet. Ben aptalım anne, tamam mı? Aptalım ben. Sırf parası var. Geleceğimi garanti altına alıyor diye Saffet'le evlenmeyeceğim için aptalım. Ya birini sevmeden nasıl onunla bir ömür geçirmemi söylersin bana? Bu mu doğru olan? Bak kızım. Babanla evlenmeden önce hali vakti yerinde bir ailenin olmayı istemişlerdi beni. Ben de senin gibi sevmediğim bir adamla evlenmem dedim. Kabul etmedim. Babanla evlendim. Ne oldu peki? Hani aşk? Hani sevgi? Kaldı mı? Adam bana sefalet yaşattı senelerce ya. Hak ettiğin hayatı sana veremeyen bir adama sevgi mevgi duymuyorsun Gamze. Annem de bana çok söyledi ama dinlemedim. Hata yaptım. Bak şimdi halime. Sen benim gibi hata yapma. Benim düştüğüm duruma düşme istiyorum kızım. Şu an ben de seninle aynı koşullarda yaşıyorum anne. Babam seni eğer sefalete düşürdüyse beni de düşürmüş oldu. Ama ben bu yüzden babamı suçlamayı, ona olan sevgimi bir kenara bırakmayı aklımdan bile geçirmedim. Çünkü ben babama gerçek ve güçlü bir sevgiyle bağlıyım. Oysa senin babama duyduğun sevgi ne yazık ki o kadar güçlü değilmiş. Ya insan sırf parasal nedenlerle sevdiği insandan nasıl vazgeçer? Gerçekten senin için evliliğin anlamı para pul mu? Rahat yaşamak mı anne? Bak etrafına. İnsanlar para için çalışıyor. Para için yaşıyorlar. Para evliliğin değil. Hayatın anlamı oldu kızım. Benim için değil. İstediği kadar zengin olsun, sevmediği bir adamla evlenen bir kadın mutlu olamaz. Bıktım artık bu konulardan anne. Bıktım, bıktım. Ben senin annenim Gamze. Söylediğim her şey senin iyiliğin için. Nasıl görmezsin bunu? Babamla boşandığın zaman bana sormuştun ya. Benimle mi babanla mı yaşamak istersin? Hı. Beni verdiğim karar yüzünden pişman etme. Öyle mi? Peki kızım. İşte kapı. Ne zaman istersen babana gidebilirsin. Umrundaydın sanki babanın. Kusura bakmayın Doğan Bey. Arsayı satmayı düşünmediğimi daha önce söylemiştim size. Hiçbir teklifiniz kararımı değiştirmeyecek. Düşünmeye ihtiyacım yok. Size de iyi günler. Doğan Bey'in teklifi yükseltmesi boşuna değil. O arsayı sizden almaya kararlı anlaşılan. İstediğini yapsın. Alamayacak. O arsa Saffet'in. Oğluma iyi bir gelecek sağlamalıyım Ahmet. Adımları sadece onun için atıyorum artık. Sahip olduğum her şey bir gün onun olacak. Saffet'in hayatı boyunca iyi bir yaşam sürmesini garanti edecek tedbirleri almalıyım. Gelecekte hiçbir sürpriz, hiçbir kriz, hatta hiçbir afet oğlumun yaşam standardını tehlikeye sokmamalı. Sizi anlıyorum Meral Hanım. Saffet çok şanslı bir çocuk. Asıl şanslı olan benim. Onun gibi bir oğlum var. Ona her baktığımda Allah'ım bu çocuk benim oğlum diyorum. Hala inanamıyorum yanımda olduğuna. Dün gece bana anne dedi biliyor musun? Çok sevindim Miran Hanım. Bence artık o da sizin de yerinizin farkına vardı.
Günaydın. Günaydın. Günaydın oğlum. Gel otur, birlikte kahvaltı yapalım. Yok, ben gideyim. Akşam geleceksin değil mi? Zehra! Zehra! Kahvaltı hazır. Hadi. Gel, gel. Geldim. Bir şeyler yiyelim, ha? Bak, çay istemezsen kahvede yapabilirim. Yok. Yumurta da haşladım. İyi. Bugün seninle bir şeyler yapalım. Mesela eksiklerimiz varsa almaya gidelim. Nereye gideceğiz? Sen nereye istersen. Alışveriş merkezi olabilir. Var mı buralarda? Var, var. Okey, ben hazırlanıyorum. Hayır. İlk önce bir şeyler ye bakalım. Yine kurallar. Bu kural değil. Sağlık. Tamam aşkım. Aşkım. Basma. Aa, Sibel. Merhaba Sevinç teyze. Nasılsınız? İyiyim Sibel'cim, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, sağ olun. Bu erkek arkadaşım İbo. Merhaba. Memnun oldum. Hiç gelmiyorsun artık bana. Nazan da bir şey söylemedi. Aranız mı bozuk? Evet. Ben de bu konuyla ilgili olarak onunla konuşmaya geldim. Evde mi? Nazan apar topar eşyalarını topladı gitti Sibel'cim. Gitti mi? Nereye? Konya'ya. Ailesinin yanına döndü. Oh be. Nihayet. Tamam Sevinç teyze. Sağ olun. Rahatsız ettik sizi. Kusura bakmayın. Lafı mı olur kızım? Ne oldu böyle telaşla geldin? Önemli bir şey mi var? Yok, hayır. Ben onunla telefonda konuşurum. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Aşkım gitmiş işte. Dün söylediğim sözlerden sonra burada duramazdı zaten. O duyduğu sözlerden etkilenecek bir kız olsaydı çok daha önce gitmiş olurdu İbo. Artık ne önemi var bir tanem? Bugün gitti işte, kurtulduk ondan. Hayatımızdan çıktı. Hadi gül artık. İbo. Dün gece o seni öpmeye kalktı mı? Ya da ne bileyim, bana söylemediğin bir şey oldu mu? Saçmalıyorsun aşkım ya. Sana anlattıklarımın dışında hiçbir şey olmadı. Hadi yürü gidelim artık. Nereye kayboldu acaba? Günaydın abi. Günaydın koçum. Abi, sıkma canını artık. Ya iş bir şekilde bulunur. Dünya batıyor zaten. Biz ekmek alabiliyoruz şükürler olsun. Annem, babam, sen, ben küçülür yaşar gideriz. Sen üniversiteyi kazanamazsan en büyük suçlusu ben olurum. Ya sen bu kadar üzüntüyle kendini kahretmeye devam edersen her şeyi bırakırım abi. Lütfen yeter. Sen benim abimsin. Mücadele etmeyi, atılan yumruklarla ayakta kalmayı, ağzın kan doluyken gülümsemeyi bile sen öğrettin bana. Şimdi işsizsin diye yıkılacak mısın? Pes mi edeceksin? Benim abim bu değil. Abi. Ya dayı ısrar etme. Bir şey istemiyorum. Hem bu ülkede öğretmenlere ne kadar az para verdiklerini biliyorum. Kendine zor yetiyordur senin maaşın. Çok kazanmadığım doğru. Ama insan eline ne kadar geçerse onunla da yaşayabilir. İhtiyaçlarını sınırlayabilir. Önemli olan ruhunu tatmin eden sevdiği bir işi yapıyor olması. Vallahi benim ruhum güzel ve pahalı şeyler giydiğim zaman tatmin oluyor dayı. Henüz hayatta ne yapmak istediğini bulamadığın içindir. Ama bir gün göreceksin, ihtiyacın olmayan pahalı giysiler seni mutlu etmeyecek. Tüketmenin sonu yok. Verdiği mutluluk geçici. Oysa bir şeyler üretmek. Bak işte bunun tadına varırsan ne demek istediğimi o zaman anlayacaksın. Neyse ya, bu deri muhabbet beni aşar. Biraz bitirin bakacağım ben. Seni de daha fazla yormayayım. Evde buluşuruz. Tamam. Geç kalma, oldu mu? Tamam. Ha bu arada
Eğer gerçekten ihtiyacın olan bir şeyi almak istersen bana söyle. Senin için imkanlarımı zorlarım, merak etme. Peki, söylerim dayıcığım. Görüşürüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber abicim ya? İyidir kardeşim, senden ne haber? Sağ olsun. Ne iş Ali? Hazırlık yaptığına göre pazartesi okula geliyorsun herhalde. Raporum bitti. Gelmezsen devamsızlıktan kalacağım. Umarım Oktay ve cüceleri bir tatsızlık çıkarmazlar. Keşke ben de umabilsem bunu. Ama zor. Herifler Ali'ye karşı kazandıkları kozu kaybetmek istemiyorlar abi. Hele o yadigar denen it. Bu fırsattan yararlanıp rekabetten kurtulmak için elinden gelse Ali'yi bir kaşık suda boğacak abi. Yarın Ali'yi iyi kollamamız lazım. Bir an boş bırakmaya gelmez. Abicim gözünüzde büyütmeyin şu cüceleri çok fazla ya. Sen neredeydin abicim? Merak ettik ya, akşam gelmedin. Annemdeydim. Annende kaldım. Belal Hanım'da yani. Yok, onda değil. Diğer annelerinden birinde kaldım akşam. Benim kaç tane annem var Ali? Asma artık suratını. Nazan gitti, dertler bitti. Böyle birden ortadan kaybolması. Memleketine gitmesine hala inanamıyorum İbo. O şeytan yine bir şeyler planlıyor olabilir. Daha ne planlayabilir aşkım ya? Bence gitti evine, çekildi odasına. Kafasını duvarlara vura vura ben Sibel'e nasıl bunu yaptım diye günah çıkarıyordur. Şimdi... Şu gözler var ya, şu gözler. Şu gözleri gözlerimi kilitle. Bak bana. Baksana bana. Bir, iki, üç deyince Nazan aklından sileceksin. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Nazan. Nazan yok artık. Gitti. Hatta. Bay bay. Uçtu. Şimdi bir tek. Sibel, İbo. Bir de aşkları var. Hadi aşkım. Gidelim. Eda'cığım hoş geldin. Merhaba Tuğba. Barış nerede? Barış kırtasiyeye gitti. Gelir şimdi. Sen geç. Ben de bulaşıkları makineye koyup geliyorum. Tamam. Ne işin var senin burada? Şey,
Sana uğradım ne yapıyorsun diye. Lütfen bir daha odama girme. Geç söyle. Ben özür dilerim. Sadece öyle bir baktım. Barış, ne oluyor? Ben gideyim. Dur. Özür dilerim. Gerginim biraz. Kusura bakma. Yok arkadaş. Kemal Hoca ne derse desin, o Ali denen şerefsizin elini kolunu sallayarak okula dolaşmasını azmedemiyorum ya. Abi dövdün adamı işte, daha ne yapacaksın? Dürüm yapıp yiyeceksin mi? Ne dövmesi pamuk ya? Elimi bile sürmedim. Ama her kim yaptıysa yanında olup iki tane de ben çakmak isterdim. Bariz arızaya bağlamışsın sen ya. Eda zaten koruyucu meleğini bulmuş. Seni de şutladı. Hala Ali'yi cezalandırmaktan söz ediyorsun. Okulda psikopatlara yer yok Özge. O herifin yüzüne taktığı çivilerden belli zaten ne mal oldu. Vallahi ben bu mevzudan sıkıldım abi. Hayatta öfkeden daha önemli şeyler var. Aşk var. O kadar haklısın ki abi. Çek elini. Vay be Şirek. Seni de kaybettik ha sonunda. Hadi bakalım. Ben yanındayım yardımcım. Ali'ye mutlaka bir ceza keseceğiz. Yok abi. Siz bariz adam olmayacaksınız. Ben? Sen olmuşsun olacağın kadar. Etiket. Yanlış bir doğruyu, yanlışlar hayatımızı götürür ellerimizden, temiz hayallerimizden. Ne oldu bak sonunda, biz de oyunun dışında kaldık. Attılar bizi denize. Çünkü biz birbirimiz için uygun değiliz. Daha doğrusu ben bir ilişki yaşamak için doğru kişi değilim. Çünkü şu anki duygularına cevap verebilecek şeyler hissetmiyorum sana karşı. Üzgünüm. Bu çocuğun dershane işi ne olacak? Halledeceğim baba. Ne zaman? Kayıt zamanını kaçırdık oğlum. Bir şey kaçırmadık baba, merak etme. Parayı bastırdın mı her zaman kayıt yaparlar. Sadece o da değil. Derslerden geri kalmasın derdim o. Tamam dedim babacığım. Maaşımı alınca ilk işim Oktay'ı dershaneye yazdım. İyi. Hadi ben çıkıyorum. Güle güle canım. Görüşürüz babacığım. Güle güle. Görüşürüz. Neden işten ayrıldığını babana söylemiyorsun oğlum? Çok üzülecek şimdi anne. Evet, üzülecek ama ne kadar geç anlatırsan o kadar kötü değil mi? Uzun zaman gerçeği sakladığını öğrendiğinde daha çok üzülmeyecek mi? Bence sorunu erteliyorsun. Bir an önce söyle, kurtul yavrum. Şu dershane için parayı bulayım, o zaman konuşurum anneciğim. Hı-hı. En büyük isteğim Oktay'ın üniversiteyi kazanması. Bunun için de dershane şart. Kardeşim boya artık şu kafanı siyaha ya. Günaydın beyler, ne haber? Günaydın, günaydın. Günaydın. Oğlum Şirek, alışamadım lan ben senin bu süslü haline. Aramızda yabancı var zannediyorum ha. Lan her zamanki halim mi benim? Tabii canım. Oğlum bu mektuplarda mı yazıyor böyle şekil yap diye, tavır yap diye ha? Ne alakası var lan? Kız beni olduğum gibi beğeniyor. Ne demişti? Dizdar, sevgilim, güzel gözüm. Buyurun. Eyvah. Seni gördüğümden beri hissettiklerimi bilemezsin. Sana karşı inanılmaz bir aşk duyuyorum. Gerisi de romantik biraz. Benim özelimde kalsın. Şire'ye bak lan. Kızın mektubunu ezberlemiş. Harbiden ha. Hani senin ezberin kötüydü?
Aşk bunun zihnini açtı abicim. Herkese tam tersi olur. Bizim Şirek'te akıl yerine geldi ya. Ya öyle demeyin. Bu aşk acayip bir şey. Artık sizin gibi sinirlenmiyorum. İştahımı da kesti biliyor musunuz? Hadi ya. Ya her akşam yemekte iki ekmek bitirirdim. Dün 1,5 ekmeği zor yedim ya. Harbiden kesilmiş ha iştahın. Yuh. Bu iştahının kapanmış hali mi lan? Öyle valla. Ya yakında zayıflayacağım diye korkuyorum. Ya zayıfladım diye benden vazgeçersin. Korkma Şirek. Böyle bir şey mümkün değil. Eğer ki kız senden vazgeçerse bu kesinlikle zayıfladın diye olmaz. Niye abicim? Kız beni bu halimle karizmatik bulmuş. Sizin gibi çiroz bir hale gelsem beğenmeyebilir. Doğru, haklısın. Neyse, ben gideyim de Ceylan'ıma bir bakayım. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi hadi. Hadi biz gelsin de bakalım. Gidelim lan, yürü. Koş koş koş. Yenge bekliyor, hadi. Geçen gün kapıya gittiğimiz zaman tanıştığımız kız vardı ya. Hatırladın mı? Vay 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 vay. 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 Hadi bakayım. Hadi hadi. Oğlum, günaydın bana. Nasıl patlayacak? Sana da. Neydi adın? Dizdar. Ama sen bana güzel gözüm diyebilirsin mesela. Hoşuma gitti bu sözün. Ne diyorsun sen ya? Ha. Herkesin içinde ne diyorum ben değil mi? Pardon. Şu mektup işi bizim özelimizdi değil mi? Yürüyüşüne kurban oldum. Kadın budu köfte mübarek. Yürü lan. Gel bakayım. Gene yemeğe benzet. Hayırdır? Bu adım mektup olayını tınlamadı bile. Utandı lan. Eşeklik bende. Herkesin ortasında açtım özelimizi. Tabii canım öyle. Öyle de utangaç bir hali var işte. Canım benim. Sütaç bakıştım. Ne saçmaladı bu ya? Ben de anlamadım ki. Bu çocuk senden hoşlanıyor galiba. İster misin çıkma teklif etsin? Yok artık. O ve bana. Hiç şansı yok. Şire'ye benziyor diye bakıyorum ben. Çok komik bir suratı var. Ya. Doğdu. Barış biliyor musun? Son günlerde Mavi Sakal'ın bana yaptıklarını daha az düşündürdü. Ali'ye duyduğum öfke gerçi asla sönmeyecek ama... Artık okula gelemiyor. İçini rahat tutabilirsin. Ayrıca dün için özür dilerim. Unuttum gitti. Ben gidiyorum dayı. Tamam Zehra. İyi dersler. Sağ ol. Nasıl? Anlaşabiliyor musunuz? Henüz birbirimizi tanıma aşamasındayız. Ben sizin çocuklarla kurduğunuz ilişkiye hayranım Kemal Bey. Eminim Zehra ile de aranızda bir sorun çıkmayacaktır. Umarım. Ali. Rahat ol. Biz yanındayız. Biliyorum sanki. Sağ ol. Ben rahatım zaten. Biri canını sıkmaya kalkarsa aynen tepesindeyim. Merak etme. Korkuyor musun? Aslında korkmam için bir neden yok ki. Ben Mavi Sakal değilim. Korkması gereken biri varsa o da o. Ama biliyorsun. Bizim okul ahalisinin salaklığı sınır tanımaz. Gerizekalının biri durumdan vazife çıkarıp bir kalleşlik yapabilir mi diye şüphelenmeden edemiyorum. Merak etme. Öyle bir kalleşliğe cüret edecek kadar salak biri çıkacağını sanmam. Ama çıkarsa da fırsat vermez. Abi şu işe bak. Eskiden insanların yanından yürüyüp geçerken kimse dikkat etmezdi bana. Görünmezdim sanki. Rahattım, iyiydim öyle. Şimdi sanki kafamda bir alarmla dolaşacak. Bakın o, bakın o Mavi Sakal diyecekler. O it ortaya çıktığı zaman bütün okul senden özür dilemek için sıraya girecek. Güven bana. Abi umurumda değil özür dilemeleri. Beni rahat bıraksınlar yeter ya. Ya kitabı göstersene. Ya tamam ama daha çok erken. Tamam söz okutacağım. Sen hangi yüzle gidiyorsun bu okula? Hangi yüzle çıkıyorsun karşıma? Yaptıklarının yanına kar mı kalacak sanıyorsun? Sana suçsuz olduğumu söylemiştim Eda. Polis de suçsuz olduğumu onayladığına göre hala beni suçlamakla ısrar ediyor olman büyük bir haksızlık. Asıl haksızlık senin beni o hücreye kapatmandı. Polis ne düşündüğü umurumda bile değil. Onları kandırabilirsin ama beni inandıramazsın yalanlarına. Aylarca gözünün önünde yaşadım. Pis bir odada. Senin kuklanmışın gibi. Ne oluyor lan burada? Şşş. Hadi dur oğlum. Senin için çok üzülüyorum Eda. Hadi. Yalnızca çektiğin acılar için değil. Gerçek ortaya çıktığında tekrar acı çekeceğin hadi için. Hadi gidelim. Bak hala tamam, konuşuyor ya. Içeri. Yürü lan. Ne bu? Yürü lan sen iyi bir iş. Bas lan. Koş. Hadi. Eda iyi misin? Ya yürü. Eda iyi misin? Canlı hoca baksana. İyi misin canım? Hadi oğlum çıkalım tamam. Ya. Daha iyi misin? Ne işi var bunun buralarda? Gelsene. Bura. Kim o kız aşkına? Abi gelsene. Ya.
Oktay'ın takıldığı kız. Ya da Oktay'a takılmaya çalışan kız diyebiliriz. Oktay'ın takıldığı kız mı? Nasıl ya? Oktay bariz bir başkasıyla mı takılıyor? Gamze ile ayrıldılar, biliyorsun Özgeciğim. Kim bu kız ya? Ne iş yani? Adı ne? Sana ne? Öğrenci falan mı? Vallahi soy ağacını çıkaramayacağım ama yukarıdaki kolejde okuyor. Bizden oldukça yüksekte. Özge! Ne var? Ne istiyorsun? Anlamadım. Niye geldin buraya? Tanışıyor muyuz? Hayır. Gerek de yok zaten. Bak kızım. Oktay Gamze'yi seviyor. Aralarından çekil. Oktay'ın peşini bırak. Sonra bariz üzülürsün. Tamam. Uyarını dikkate alıyorum. İyi yaparsın. Sonra söyleme de deme. Dur. Ne var? Ne yapıyorsun sen ya? Karışma bana. Asıl sen karışma. Çık. Dur. Tamam bırak. Sakin ol. Ne hali varsa görsün. Tanışmaya gelmedin değil mi? Gamze, ben sadece bir soru sormak istiyorum sana. Eğer özel olduğunu düşünüyorsan cevap vermek zorunda değilsin tabii. Buna sorunu öğrendikten sonra karar ver, merak etme. Ben Oktay'la bir ilişkiniz olduğunu biliyorum. Bir ilişkimiz vardı, artık yok. Ben Oktay'dan hoşlanıyorum. Ve onunla birlikte olmak istiyorum. Benden izin almana gerek yok. Böyle bir durumda bir kızın ne hissettiğini yine ancak bir kız anlar. Eğer onu seviyorsan aradan çekileceğim Gamze. Bir daha Oktay'ın karşısına bile çıkmayacağım. Ama ona karşı bir şey hissetmiyorsan... Hissetmiyorum. Ona karşı hiçbir şey hissetmiyorum. O yüzden Oktay'ı bana ikram etmene ihtiyacım yok. İçin rahat olsun. Umurumda bile değil artık. Benim bir işim kalmadı. Size mutluluklar dilerim. Ne istiyormuş senden? Oktay'la birlikte olmak istiyormuş. Sana ne ya bundan? Ben de öyle söyledim. Artık beni ilgilendirmiyor dedi. Buraya bunu haber vermek için mi gelmiş? Eğer onu hala seviyorsam aradan çekilecekmiş. Bana Oktay'ı ikram etmesine ihtiyacım olmadığını söyledim ben de. İyi demişsin. Sen iyisin değil mi Gamze? Bana iyi olup olmadığımı sorma sen ne olur. İyi misin diye her sorduğunda kötü olduğumu hatırlıyorum. Bu antlaşmanın çok önemli iki sonucu vardı çocuklar. Birincisi, Kırım antlaşmaya bağlı olarak Osmanlı'dan bağımsızlaştırıldı. İkinci olarak Karadeniz ve Akdeniz Rus gemilerine açıldı. Bu ne demek çocuklar? Evet. Osmanlı Karadeniz'deki egemenliğini de kaybetti. Tamam, doğru. Antlaşmanın 7. maddesine göre, burası çok önemli çocuklar. Rusya, Osmanlı'daki Hristiyan tebaaların din işleri, kiliseleri ve kiliselerin çalışanları hakkında söz sahibi oluyor. Giderek Osmanlı üzerinde hakimiyet kuruyordu.
Bu Rusya'da az değilmiş ha. Suç bizde abicim. İmparatorluk olarak sen de bir savaş açsana. Rus kızların üzerine hakimiyet kursana. Aferin lan. Çocuklar dağıtmayalım konuyu. Oh be. Oh, oturun. Ben size kalkın dedim mi? Bir dahaki derse Paris Antlaşması'nı ve nedenlerini siz anlatacaksınız. Tamam mı? Tamam. Şirek anlatır hocam. Oho, öğretmenlik ne kebapmış ya. Bir dersten anlat, ikinci öğrencileri salla. Biz niye anlatıyoruz ki ya? O zaman ders başına maaş alalım kardeşim. Ya yürü be Rıza, yürü be. Şu kızla hiç ilgilenmiyoruz ya. Sana da pis bir güven geldi be abi. İyi ki kızın biri sana yazdı ha. Bize kız bırakmayacak lan, adama bak. Hadi be, benim başım bağlı oğlum. Benim de başım bağlı. Ne haber Zehra, ne yapıyorsun? İyiyim, teşekkürler. Zehra yanlış anlama da sen bizim en sevdiğimiz hocanın yeğeni olarak kontenjandan arkadaşımızsın yani. E'si senle ilgilenmezsek Kemal Hoca'ya çok ayıp olur. Ya ne alakası var ya, boşuna yormayın kendinizi, ben iyiyim böyle. Ne demek Zehra ya? Seninle ilgilenmek bizim için bir zevktir yani. İzninizle. Nereye? Kantine. Eşlik edelim sana. Evet. Hep beraber dolaşalım. Gerek yok. Yolu biliyorum. Hemen aşağıda, merdivenlerden aşağı inince solda. Olur mu? Sonra Kemal Hoca kızar bize yeğenimi nasıl yalnız bıraktınız diye. Demez. Der. Dursana abi. Bu arada bize Hollanda'cı öğretsene. Ne koşacağım ya? Abi, çıkışta gidip alacağım şu telefonu. Baksana her şey var telefonda. Oğlum her hafta değiştirmesene şu telefonu. Yok abi, bu telefonda son nokta. Bunu alırsam olay biter. Oğlum geçen hafta da öyle diyordun, ondan önceki hafta da öyle. Hastalık olmuş lan seninki. Yeni bir şeyler alma hastalığı. Ben değişiklik severim. Bir şeye öyle çok bağlanmam. Bağlanmadan koparırım. Takıntılı değilimdir. Bana laf mı sokuyorsun lan? Yo. Şimdi kurtulduk mu biz Nazan'dan? İnanması zor ama öyle gözüküyor. Ben ona güvenmiyorum. Belli ki başka bir şey planlıyor. Fırtına öncesi bir sessizlik bu bence. Bu kız seni de paranoyak yaptı aşkım ya. Biri gecenin bir yarısı benim yatağıma girmeye çalışsa sen ne yapardın bu? Aşkım ne diyorsun sen ya? Beni anlamaya başladın, bravo. Ya tamam, bu konuyu hiç sevmedim, ben başka şeylerden konuşalım. Nerede kaldı bu kız ya? Gamze? Gelsene. Ne haber Safet? İyilik Gamze senin. İdare eder. Çay ısmarlasana bana bir tane. Bak Gamze, bana söylediklerinden sonra şimdi... Şişt, çay ısmarla bana. Peki. Tarihten çıktık. Sizin neydi dersiniz? Gamze bak. Safet. Sizin neydi dersiniz? Matematik. Çekilmez şimdi. Çekilmiyor doğru. Ceza gibi Zafer'in dersi. Ben severim aslında Zafer. Sen de mi? Niye o kadar şaşırmıştın? Okuldan sonra işin var mı? Yok. Ne işim olacak? O zaman dolaşalım mı biraz? Tamam. Olur.
arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ne oldu? Niye suratınız asık? Oktay'ın nesi var? Şşş! Son kızın ötesi. Ne oluyor lan? Sorma birader. Oktay canlı bomba. Gamze de pimini çekmeye çalışıyor. Ne yapacağız oğlum ya? Hoca geldi. Beyler. Good afternoon. Good afternoon, class. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Sit down, please. Okay. Did you do your homework? Okay, open your books, please. Who wants to read? For example, you, Eda. Yes, teacher. Could you read us your homework? Last year, I went to Asma artık suratını ne olur. Her şey yoluna girecek. Ne zaman Tuba? Babam beni hala çalışıyorum sana. Bak ben tanıdıklarıma söyledim. Bir yerlerden mutlaka bir iş çıkacak görürsün. Seni adam gibi bir yere götüremiyorum. Burada tostla... Cahit yine mi aynı konu? Ben burada seninle gayet mutluyum. Ben de seninleyken mutluyum ama işsizlik, parasızlık. Canımı sıkıyor işte. Ceketlerimin ceplerini karıştırdım. Belki unuttuğum bir para çıkardı. Eskiden ceplerimden çıkardı öyle. Bu bir dönem Cahit. Geçecek. Geçecek evet. 3 kuruşun hesabını yapa yapa geçecek. Ya hafta içi okul, hafta sonu dershane. Hiç gezip tozamayacak mıyız biz ya? Benim şikayetim yok. Bu dershaneye girebilmek için bir sürü şey atlattım. Evet ama arada nefes alsak. Yarış atı gibi okulda ders, sınavlar, dershanede testler. Ya içim dışım soru bankası oldu. Yan sınıftan bir kız okuldan çıkıp eve gidince 300 soru çözüyormuş. Hadi her ya. Gün. Biliyorum o kızı ben. Her 2 günde bir soru sayısını 100 arttıracakmış. Hedefi günde 1000 soruymuş. Bu kız deli falan herhalde. Vallahi delirse bile yakında delirir. Bence de. Geçen halı sahaya gittik abiciğim. Ne diyor bu ya? 64 yaşındayım. Kelim göbekliyim. Hadi attır be. Benim kelime diyor adam ya. Bizim bir Yavuz abi var. Attır benim kelime. Ne haber oğlum? Çok fena. Vay, vay. 64 yaşındayım. Kuşlar yine uğramış buraya. Kardeşime bak. Aç bakayım içine yazmış. Aç bakayım aç. Bir dakika ya size ne oluyor oğlum? Bu benim özelim kardeşim. Allah Allah. Allah. Kimseye göstermek zorunda değilim. Sen iyice havaya girdin lan. Havalanacak tabii oğlum. Sen de böyle aç mektupları alsan, seni de kızlar kesse, sen de havaya girersin. Kavun kafa. O günler de gelecek. Şirek Sap Gezerler Kulübü'nden aç çocuğu formatına terfi ediyorsa ben hayli hayli ederim abi. Evet aslında. Şirek'in durumu bana da moral verdi. Bence fazla umutlanmayın. Siz benim karizmama ulaşabilmek için daha bir fırın ekmek yemek zorundasınız. Sen herhalde dürüm demek istiyorsun. Da. Senin kilolarına ulaşmak peşinde değiliz. Tabii canım. O zaman avucunuzu yalamaya devam. Hı hı. Aç aç. Ne oluyor lan? Oh. Oh. Aman beşli. Oğlum çocuğu arkaya düştü. Sana da mek bana da be. Görmemiş. Yürü yanımıza gelirsen var ya. Hadi hadi yürü yürü. Bir de pembe. Ben yürü. Ya üf be. Sevgilim. Son ders boş olmasa kafayı yerdim kesin. Acayip sıkıldım ya. Anlatacaktın ne oldu? Aman ne olacak gittim konuştum. Bittiğini söyledim. Aa. Yani artık içim rahat. Benim sevdiğim erkekle yaşayacağım ilişki hemcinslerimden birinin kalbini kırmayacak. Geriye kalan tek engel Oktay. Onun sevgisini kazanmama izin vermesi gerek. Senin büyük engeli unutuyorsun. Farkındasın değil mi? Kerem'i ne yapacaksın? Aman. Kerem benim Oktay'la aramda bir engel değil. Olamaz da. O sadece bir sorun. Yani tamam kabul ediyorum büyük bir sorun ama üstesinden geleceğim. Daha başına yaşamıyoruz ya zorla güzellik olmayacağını anlayacak. Anlamasını beklersen daha çok beklersin. Kerem bir şeyleri anlamak değil sana bir şeyleri anlatmak derdim. Cüneyt Bey'i hepiniz tanıyorsunuz. Kendisi Ali'yi sorgulayan polis ekibinin şefidir. Biliyorsunuz Cüneyt Bey ve ekibi Ali'yi sıkı bir sorgudan geçirdi. Ve... onun suçlu olmadığına ikna oldu. Cüneyt Bey'i buraya bu konuda aklınıza takılan tüm soruları profesyonelce cevaplaması için çağırdım. Ve sağ olsun o da beni kırmayıp geldi. Çünkü polis sorgusunda aklanmış olmasına rağmen
okuldaki tüm öğrencilerin, özellikle bu sınıftakilerin Ali'ye hala suçluymuş gibi soğuk davrandıklarını gözlemliyorum. Soğuk bakmak nedir ki ya? Kafasını kırmadığımıza dua etsin. Yer. Burası Eda'nın sınıfı. Ali'nin yaptığı alçaklıklara karşı bizim duyarlı olmamız gayet normal. Ali polisin pençesinden bir şekilde kurtulmuş olabilir. Ama bizi asla kandıramaz. Onun nefes alıp vermesi bile bu okulun havasını bozuyor. Sen demin bir şey söyledin. Ama doğru anladığımdan emin değilim. Rica etsem tekrar edebilir misin? Ali polisin elinden bir şekilde kurtulmuş olabilir ama bizi kandıramaz demiştim. Bir şekilde derken? Saffet'in zengin annesi Ali'yi kurtarmak için bütün avukatlarını seferber etmiştir herhalde. Yanılıyor muyuz komiser? Yanılmıyorsunuz. Evet, Meral Hanım'ın avukatları olaya gerçekten müdahil oldular. Ama geç kalmışlardı. Onlarla yüz yüze geldiğimizde biz Ali'nin sorgusunu çoktan bitirmiş ve onu zaten serbest bırakmıştık bile. Onu nasıl serbest bırakabildiniz? Bana neler yaptığını anlatmıştım size. Anlattım, hiçbir şeye inanmadınız mı? Bak Eda, o depoda neler çektiğinle ilgili. Bize anlattığın her şeye son kelimesine kadar inanıyoruz. Ama sana o felaketi yaşatan kişinin kimliğiyle ilgili saptamana katılmıyoruz. Kanıtları inceledik, Ali'yi dinledik ve onun suçlu olmadığını artık biliyoruz. Ya yanılıyorsanız? Mümkündür, biz de insanız. Ama inanın ki bizim yanılmamız sizin yanılmanız kadar kolay mümkün olamaz. Sorgu bizim her günkü işimiz. Ve yıllar boyunca yüzlerce kişiyi sorguladık. Sorgu sonrası gelişmeler, kendim için konuşuyorum, bunca yıldır beni bir kez olsun yanıltmadı. Umarım bu olay kariyerinizde bir istisna yaratmaz. Teşekkür ederim. Onu savcılığa göndermeliydiniz. Merak etme Eda. Suçlu kesinlikle bulunacak. Arka sıradakilerin caktıracakları karnı tok artık komiser bey. Biz artık sözlere değil, eylemlere inanıyoruz. Karşımıza birini çıkarıp mavi sakal budur demediğiniz sürece bizden güven beklemeyin. Budur. Bariz haklı. Ben size suçlu bulunacak diyor ve yalnızca şunu rica ediyorum. Lütfen o güne kadar Ali'ye karşı herhangi bir kanunsuz davranışta bulunmaktan kaçının. Lütfen sabırlı olun. Sizlerin karakola düşmenizi, karşıma suçlu olarak çıkmanızı istemiyorum. Eldeki kanıtlar o CD kabı ve piercing'den ibaret kaldığı sürece daha uzun müddet sabretmek zorunda kalmayacağımızı neye dayanarak söyleyebiliyorsunuz? Size açıklayamayacağım şeylerden birisi de elimizdeki diğer kanıtlar. Nasıl ya? Neymiş o kanıtı ya? Ne kanıtı bu ya? Açıklayın ya. Oğlum ne diyor ya? Komiserim lütfen. Ne kanıtı lan? Bu konuda da susmaktan ve bize güvenmenizi istemekten başka bir şey ne yazık ki şu aşamada elimden gelmiyor. Çok çaresizsiniz. Cüneyt Bey çaresizlikten değil Oktay. Kanıtları açık edemeyeceği için susuyor. İnşallah açık edemediği kanıtlar hayal ürünü değildir. Pekala. Başka sorusu yoksa kimsenin, Cüneyt Bey'i daha fazla görevinden alıkoymak istemiyorum. Arkadaşlar, kendi aklınızda sorgulamadan, körü körüne hiç kimseye ve hiçbir şeye inanmayın. O zaman sizi asla kullanamazlar. İyi dersler. İyi dersler hocam. Teşekkürler. Geliyorum ben. Nasıl oldu dizleriniz Leyla Hoca? Ağrıyor mu hala? Arada yokluyorlar. Boşuna demiyorlar en değerli şey sağlıktır diye. Vallahi gençliğinizin kıymetini bilin. Gençliğimiz demek istediniz herhalde. Peki öyle olsun. Bana bak, nasıl gidiyor Kemal'le? Giden bir şey yok gördüğünüz gibi. Peki, hiç açılmadı mı sana? Leyla hocam, biz iyi iki arkadaşız o kadar. Kemal Bey'le böyle sürer gider ilişkimiz. Kahve söyleyeceğim, içer misiniz? Az şekerli olsun. Tamam. Gencim, formumu korumam lazım. Evet, bence de. Safo. Beyler, ben Gamze ile gideceğim de kusura bakmazsınız değil mi? Ne kusuru be abi, ayıp ettin. Bak dalgana sen ya. Akşam görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz. Dikkat edin. Rahat ol. Yok. Hadi görüşürüz. Ben bugün Saffet'le gideceğim. Saffet'le mi gideceksin? Hı hı. Gamze sen ne yaptığını biliyorsun değil mi?
Yani hiçbir şey söyleme sana lütfen. Ne yapmam gerekiyorsa onu yapıyorum. Başkaları seni ona doğru itiyor diye Saffet'le görüşemezsin ki. Hoşça kal. Ya acaba ders mi çalışsak, gitmesek bir yere ölecek? Geldim. Eda, kızlarla kafeye takılacağız. Sen de gelmek ister misin? Yok ya, siz gidin. Ben eve gidip ders çalışacağım. Tekrar etmem gereken çok konu var da. İyi. Hadi bakalım. Barış'la takılacağım demiyor da ders çalışacağım diye yiyor bizi. Kızın günahını alma ya. Merhaba, ne haber? İyidir Eda, senden? Ben de Melisa'ya katılıyorum. Barış'la takılacağım dese anlayış göstermeyecek miyiz sanki? Hadi. Barış, vaktin var mı? Bir şeyler yapalım mı? Çok isterdim ama eve gidip romanımın üzerine biraz çalışmam gerekiyor. Kusura bakma, tamam mı? Tamam canım, önemli değil. Başka zaman artık. Sağ ol. Bu arada baban seni almaya gelmeyecek mi bugün? İşten geç çıkacakmış. O zaman seni de ben bırakacağım. Gerek yok ya, sen işinden geri kalma. Olur mu öyle şey Eda? Hadi seni yalnız başına eve dönmen doğru değil. Yürü hadi, itiraz istemiyorum. Hadi gidelim. Yeni ders bitti ya. Esra ne yapmış duydun mu? Ömer'in ona aldığı yüzüğü bozdurup kendine başka şeyler almış. Ciddi misin sen? İhtiyacı var mı böyle bir şeye ya? Tabii canım. Kız ona neler yapıyor bir bilsen. Salak çocuk farkında değil. Aman boş versene. Hak ediyor işte. Tamam çocuğu ciddiye almıyorsa ama bari yüzük gibi önemli bir şeyi ciddiye al. Ömer de fena değil hani. Değerlendirmek lazım. Sus be kızım. Ortalık karıştırma. Mine Hanım bizi bırakacak. Bir an önce yetişelim ona. Siz gidin dayı. Ben gelmeyeceğim. Biraz dolaşacağım. Tek başına mı? Yok. Arkadaşlarla. Kim bu arkadaşlar? Ben de tanışmak isterdim. Şey işte onlar önden gittiler. Şimdi sen tanışamazsın yani. O zaman tanışacağımız bir gün birlikte çıkarsınız, olur mu? Peki dayı. Evde görüşürüz o zaman. Nereye? İzin verirsen biraz yürümek istiyorum. Yalnız. Başka bir yere de gidebilirdik. Yo, burası iyi. Peki. İçecek bir şeyler alıp geleyim. Sağ ol, istemem. Peki. Baksana, birileri aşkını itiraf edememiş, taşlara yazmış. Evet. Son günlerde olan şeylerden sonra burada seninle yan yana oturacağımızı hayal bile edemezdim, biliyor musun? Sana kötü davrandım, biliyorum. Ya, ben öyle düşünmüyorum. Bazen gerçekleri duymak çok can acıtıcı olabilir. Benim yaşadığımda bu. Ama hissettiklerimin içimde kalmasını istemedim. Ha, senden nasıl bir cevap alacağımı biliyordum aslında ama... Ama içimde bir yerde ya düşündüğün gibi değilse diyen bir ses vardı, anlıyor musun? Şimdi de cevaplarında bir farklılık yok Saffet. Bunu bil. Biliyorum. Yanımda oturuyorsun ama ben mücadeleyi daha kazanamadım. Yine de hala sana uzanmış bir el var. Havada kalmaktan yorulmayacak değil. Sen de bunu bil, olur mu? Hayret ediyorum ya. Ben bu kadarcık sana yakın olmakla bile mutluyken Oktay bundan çok daha fazlasıyla beni mutlu olamıyor. Onu asla anlamayacağım. Büyük ihtimalle de seni anlayamıyorum. Zavallı kız. Sırf bir ses duyabilmek ve kendisi dışında bir canlılık belirtisine tanık olabilmek için sonunda kendi kendine ve bazen de sapığın onu bıraktığı bez bebekle konuşmaya başlamıştı. Uykusuz gecelerin göz altlarını nasıl kararttığı, içinde bulunduğu penceresiz mekanın boğucu havasızlığında yüzündeki kanın nasıl çekilip tenini nasıl solgunlaştırdığını, içerideki sıcaklık yüzünden dudaklarının üstündeki ayva tüylerinin nasıl terli, ıslak ıslak parladığını merak ediyor.
Bu merakını gidermek için de su dolu pet şişelerini ayna yerine kullanıp kendini görmeye çabalıyordu. Fena halde kaşınmakta olan kirle yağlanmış saçları... Naber Barış? İyidir senden. Ara vermek istersen görüşebiliriz diyecektim. Sinemaya falan gideriz. Çok isterdim ama inan daha istediğim gibi ilerleyemedim. Peki tamam. Daha fazla rahatsız etmeyeyim o zaman ben seni. Yo, rahatsız etmiyorsun. Sesini duymak iyi geldi. Hatta bana ilham verdin diyebilirim. Çok kibarsın, sağ ol. O zaman yarın görüşürüz okulda. Tamam. Görüşürüz. Zerha, çok yakışmış. Yeni mi aldın? Annem yolladı Hollanda'dan. Ne zaman? Benim niye haberim olmadı? Benim adıma yollamış. Sen hafta sonu dışarı çıktığında geldi koli. Dayı, okulun çıkışında sana yalan söyledim. Biliyorum. Ama Zerha, bunu bir daha yapmazsan çok sevinirim. Özür dilerim. Sana izin vermeyeceğimi mi sandın? Elbette ki gezmeye, dışarı çıkmaya hakkım var ama bunun bazı kuralları olmalı. Bak, ileride arkadaşların olduğunda da kimlerle ve nereye gittiğini bilmek isteyeceğim. Bak Zehra, eğer bana karşı açık olursan ve güvenim sarsacak bir şey yapmazsan bunlar aramızda sorun olmaktan çıkar. Hı? Haklısın dayı, tekrar özür dilerim. Sen tavla biliyor musun? Yok. Sana öğretebilirim, gel. Yok dayı, ben derslerime çalışacağım. Peki peki. Otursana. Üşümüyor musun burada? Yo, biraz hava almak istedim. Otursana. Sen iyi misin? Kötü bir şey mi oldu? İyiyim, iyiyim. Bir problem yok. Yüzün öyle söylemiyor ama. Biraz abime canım sıkılıyor. Bir an önce bir iş bulsa iyi olacak. Sıkıntıdan kendini yiyip bitiriyor. Bir iş bulmadan var olan işten ayrılmayacaksın be abi. Mecbur kaldı. Doğrudur tabii. Biz şimdi boşu boşuna hariçten gazel okumuyoruz. Abi anlatsana ya. Tepede oturduk, konuştuk biraz. Sonra da eve bıraktım, o kadar. Peki bu ani ilgisinin nedeni neymiş? Ani ilgi falan yok oğlum. Yani sonuçta biz arkadaşız. Abicim yanlış anlama da. Bu kız seni kullanıyor olmasın. Abi kusura bakma ama akla ilk gelen bu yani. Defalarca seni reddetmiş bir kız aniden fikrini değiştiriyor. Oktay'a karşı gösterdiği tavrın başrol oyuncusu olarak seni kullanıyor olabilir. İsterse figüran yapsın. Umurumda bile değil. Benim yanımda ya. O bana yeter. Ya. Aylardır hayal ettiğim, olmasını istediğim tek şey bu. Ben de salak değilim. Ne olduğunu farkındayım ama onu geri çeviremem. Ya tamamen kaybedersen? Hiç değilse... Şimdi onun kalbini kazanmak için bir fırsatım oldu. Hatta belki onu beni sevmeye bile ikna edebilirim. Ya tahmin ettiğin gibi olmazsa? Sonra canın acımasın Saffet. O kadar çok canım acıdı ki onu kazanana kadar. Bundan sonrası bana koymaz, merak etmeyin. Ne diyorsun sen İbo? Kafayı mı yemiş bu kız? Aynen abi. Ne yaptın peki? Kovdum abi evden. Ne yapacağım? Tekrar rahatsız etmeyeceğinden emin misin? Ortadan kayboldu. İki gün sonra çıkmasın ortaya.
Bu kadar ileri gitmeye cesaret ettiğine göre kolay kolay pes etmeyecektir. Zannetmiyorum. Sibel zaten bu yaptığı son olayı duyunca delirdi. Nazan'ı kaldı eve gittik. Başına geleceği biliyor tabii. Eşyalarını toplamış gitmiş. İyi bari. Çok rahatladım biliyor musun? Her gün ne yapacak acaba bugün diye gerilmekten kurtuldum. Sizin aranızda çok güçlü bir bağ var bu. Yara almadan kurtulmanız bunun kanıtı. Umarım bir daha hiç çıkmaz karşınıza. Sağ ol abi. Bu arada seninle konuşmak istediğim başka bir şey var. Bir söz yüzüğü almak istiyorum size. Bana biraz yardım edebilir misin? Tabii kardeşim. Bendeki bütün para bu. İşini görür mü? Eyvallah abi görür. Sen parasız kalma ama. Senin mutluluğun için lafı mı olur? Biraz da annemden alacağım zaten. En kısa zamanda geri veririm onu. Ne zaman geri verirsin diye sordun mu? Bana böyle şeyler söylemeyin. Sağ ol abi. Aldın mı yüzükleri? Evet. İşte burada. Paraya etti mi? Evet abi. Dediğim gibi annemle biraz destek attı. Ne zaman vereceksin peki? İlk teneffüs nasıl? Okulda mı vereceksin? Ya iyi de şey İbo, kızı bir yemeğe falan götürseydin. Onu da yaparız abi. Ama şimdi ben bunu akşama kadar saklayamam. Sürpriz bana göre değil. İyi, sen bilirsin. Günaydın. Günaydın. Oğlum alın bundan hocam hoca görmesin. Ne yaptınız Nusafet'le? Tepeye gidip lafladık biraz. Neden böyle bir şey yapıyorsun Gamze? Hani gram hoşlanmıyordun Nusafet'ten? Hala duygularında değişen bir şey yok. Oktay'ı kıskandırmak için yapıyorsun bunu değil mi? Ne alakası var ya? Bu yüzden hepiniz üzüleceksiniz biliyorsun değil mi? Bunu sen mi söylüyorsun Sibel? Evet, hepimiz üzüleceğiz. Ben Nusafet'e biraz fazla haksızlık yaptım galiba. O bana yardımcı olmaya çalıştıkça, arkadaş olmaya çalıştıkça ittim onu. Bir beklentisi olmadığını biliyorum. Benim de bir beklentim yok. Sadece birbirimize arkadaşlık ediyoruz. Hepsi bu. Bu söylediklerin bana neden için andırıcı gelmiyor Gamze? Ne değişti iki günde? Anlamıyorsun Sara. Yoruldum artık mücadele etmekten. Diğerini kazanmaya çalış. Diğerini kendinden uzaklaştırmak için uğraş. Ne olacaksa olsun artık. Benim sözlerim Safet'i benden uzaklaştırmaya yetmiyor işte. Ama en azından sınırlarımın ne olduğunu biliyor. Nerede durması gerektiğini biliyor. Artık ben kim üzülür diye düşünmekten bıktım. Her şey yoluna bıraktım. Ben çay alacağım. İster misin? Yok, sağ ol abi. Ne haber oğlum ya? Gelmiyorsun Her şey yolunda mı kızım? Siz de benim kadar biliyorsunuz olanları. Kızım, emniyet, polis bu hususta yanılmaz. Ali artık suçlu değil. Ha sen yine de gözünü dört aç. En ufak bir şeyden hemen haberim olsun, tamam mı? Tamam. Ha bu arada Kemal Bey'in yeğeni Zehra ile aranız nasıl? Alışabildi mi size? Benim diyaloğum yok. Uzak duruyor bizden. Haklı da kızcağız gelir gelmez kendini olayların içinde buldu. Beterin beteri vardır yavrum. Hadi söylediklerimi unutma. İyi dersler kızım. Sağ olun öğretmenim. Ah Zehra. Zehra gel gel. Söyle otur sana. Otur otur. Gel. Bak bohçaya. Boş ya. Gel oturabilirsin. Bohçada yiyebilirsin. Ya bıraksana kolumu. Bıktım ama sizin vıcık vıcık ilginizden he. Ya hiç mi rahat yok sizden ya? Biraz rahat bırakın beni.
Ferdi Ağız demiş bayıcı. Ne oluyor şimdi ya? Çetin Ceviz, Çetin Ceviz. İki gün. İki günde bunu attınız kızı. Düşünün biz nasıl dayanıyoruz size. Yardımcı olmaya çalışıyoruz kardeşim ya. Hani zorluk çekmesin buralarda. Bundan sonra olmayın işte. Demek ki sizin yardımınızı istemiyor. X eşittir. İki noktasında sürekli değildir. Evet. Önümüzdeki ders sözlü yapacağım. Bugün fonksiyonları işledik ve önümüzdeki ders bu konudan sözlü yapacağım. Bakalım şimdiye kadar anlattıklarımız anlaşılmış mı? Çıkabilirsiniz. Koş koş. Aşkım, aşkım dur. Ne oldu İbo? Çıkma sınıftan. Sana vermek istediğim bir şey var. Yine hediye mi aldın? Hı-hı, evet. Ama bu seferki başka aşkım. İyiyim. Sen beni bekle. Geliyorum. Bu anı defalarca hayal ettim biliyor musun? Sensiz geçirdiğim günlerde bile. Ben seninle tekrar birlikte olacağımız inancımı hiç kaybetmedim Sibel. Yani son günlerde hiç de güzel şeyler yaşamadık. Ama birbirimizi kaybetmedik. Bundan sonra da seni kaybetmeye hiç niyetim yok. Tekrar söylemek istiyorum. Seni hayatım boyunca çok seveceğim ve hiç bırakmayacağım. İşte bu yüzükler de bu sözün kanıtı olsun. Çok tatlısın aşkım. İyi ki hayatımızın. İyi ki sen de benim hayatımızın. İptal edildi Tuğla. Artık şu meşhur kriz hikayesi var ya. Herkes için bahane o. Etkilenen için de etkilenmeyen için. Şansa bak ha. Tam da işsiz kaldığım zamana bak ya. Ben çalışıyorum aşkım. Sonunda en iyisi olacak. İnan bana. İnşallah Tuğla, inşallah. Bu yaz düğün yaparım diyordum. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Ne düğünü Cahit? Boş ver. Düğünsüz evleniriz, olur biter. Sonra ileride fırsat olursa yaparız şöyle şarkılı türkülü bir eğlence. Bunun acısını göbek ata ata çıkarırız. Sen benim canımsın. Sen de benim Cahit. Neyse, ben kaçtım. Güle güle. Şşş, seni çık lan, çağırsana. Dalga geçme lan. Ne oldu? Fırçayı yiyince kuyruğu kıstırdın bakıyorum. Aman ne kıstıracağım ya? Sen hala bu kıza yazılmayı düşünüyor musun? Oğlum var ya bak, bu seni günde 3 öğün döver ha. Kemal Hoca'dan tırsıyorum abicim. Hadi hadi bahçeye hadi. Çıkalım. Oğlum asıl bak, Kemal Hoca'ya harbiden ayıp olur ha. Sözüm iyi geçti ama. Evet. Selam. Sana da selam. Son yazdığım mektup şahaneydi. Ben de aynı şeyleri sana karşı hissediyorum. Deli misin sen ya? Ne mektubu? Ne diyorsun sen? Utanmana gerek yok canım. Bana yazdığın aşk mektuplarından bahsediyorum. Manyak mısın sen ya? Ben sana aşk mektubu falan yazmadım. Ne sanıyorsun oğlum sen kendini? Hem sana niye aşk mektubu yazayım? Ne bileyim. Beni kesip duruyorsun. Hani ilgini falan belli ediyorsun. Ne ilgisi be? Sana ilgim falan yok benim. Ben yanlış anladım demek ki. Bence de. Sen benim tipim değilsin bir kere. Komik buluyorum yüzünü, o yüzden bakıyorum. Hakikaten Şire'ye benziyorsun. Tamam, sonra görüşürüz. Biraz eğlenelim dedik, başımıza gelen işe bak ya. Aşk mektubuymuş. Kendine bir baksana oğlum. Ben senin gibi bir adama takılır mıyım ya? Neden ki? Aman. Thank you.
Cüneyt hayırdır? Mektupları o yazmıyormuş. O zaman başka biri var demek ki abi. Oğlum ne çok hayranım var ya. Banu bir, bir de mektupları yazan var iki. Vay. Banu'yu saymayın. Onun bana ilgisi yokmuş. Niye sana bakıp bakıp kırtıyor o zaman? Ya böyle hakikaten... Şire'ye benziyorum baba. Ne? Şuna bak ya. Kafam buluyor bir de. Bari sıkırarım ben onu. Dur be. Gel buraya kızım ya. Boş ver ya bırak. Benim salaklığım. Çok da fiyat ama. Boş ver. Fırat'cığım bak aradığımız kitabı buldum. Kolay galiba. Gelsin arkadaşlar. Sağ ol Eda'cığım. Eda. Ne zaman baksam hep buradasın. Çalışıyorum işte, notlar alıyorum. Arada çık da yüzünü görelim ama. Bu senin için. Nedir bu? Bir hediye. Açsana. Ses kayıt cihazı. Baksana ne kadar ilginç. Çok güzel bir şey galiba ya. Ne kadar güzel. Senin çok işine yarayacağını düşündüm. Çok incesin Eda. Çok sağ ol. Güle güle kullan. Arada bizim sesimizi de kaydedersin herhalde. Tabii tabii, etmez miyim? Ya nasıl mutlu ettin beni anlatamam. Harika bir hediye bu. Beğenmene çok sevindim. Artık aniden bir ilham geldiğinde hemen buna kaydedersin. Hep yanımda taşıyacağım. Emin olabilirsin. Barış, su senin mi? Evet. Biraz içebilir miyim ya? Yanıyorum. Tabii. Problem mi var Eda? Yok. Yok. Daldın? Önemli bir şey değil. Şimdi dört duvar arasında dönüyoruz burada ya. Allah Allah. Tamam. Biz sözlendik. Eyvah. Buyurun buradayım. Ne olacak da? Bu eksik lan. Vay be İbo. Vay. Gel lan gel. Merhaba. Tebrik ediyorum. Canım benim. Hadi oğlum hadi. Oğlum. Ya senin başına. Hayırlı olsun. Nasıl olacak bilmiyorum ama. Tamam. Çok sevindim. Pardon. Tamam. Tebrikler. Sağ ol. Senin sayende. Mutluluklar kardeşim. Niye bozuk bu? Aşkına karşılık alamadı da. Dalga geçme kızım. O Banu denen... Ağzımı bozduracak şimdi. Kırıtıp duruyordu ya Şireke. Evet. Bu gitti konuşmaya. Sen yanlış anlamışsın. Benim ilgim falan yoktu demiş. Ya aman üf. Çok da fiyat. Takmıyor. Oğlum bu herif var ya 100 yıl yaşar ha. Ne gam ne tasa. Biri bizi böyle kafalasa 2 gün kendimize gelemeyiz. Herif bir de dalga geçiyor kendisiyle. Özge beni terslese. Siz onu bunu bırakın da. Bu herif kızı bizden istedi mi abicim? He? Siz bana onu söyleyin. Harbiden doğru ha. Doğru söylüyor. Doğru. İş ne iş? Bu hiç aklımıza gelmedi. Ne diyorsun lan? Ne abicim? Adet böyledir. Sen kafana göre yüzük takamazsın. Bu ne? Ha ne bu? Yüzük. Önce ne kızı o? İsteyeceksin bize. Doğru. Kızı isteyeceksin. Saçmalama oğlum. Doğru söylüyor abicim. Öyle sınıfta yüzük takmakla olmaz bu işler. Geleceksin kızı bizden isteyeceksin. Yani. Şirek haklı. Evet abi. Çok haklı. Doğru. Ne diyor bunlar aşkım ya? Doğru söylüyorlar İbo. Aferin Sibel. Budur. Aşkım sen bunların gazına gelme. Bırak kızdan destek almaya çalışmayın. Buldun böyle yumuşak kalpli Sibel'i. İşi gargaraya getirmeye çalışıyorsun. Yemezler İbo efendi, yemezler. Hadi. Ya kardeşim al çiçeğine çikolatanı. Gerçi yüzük takılmış ama çıkalım kızın karşısına tamam mı? Adet yerini bulsun. Evet. Bizden isteyeceksin. Benden isteyeceğim. Sizden isteyeceğim. Tabii canım bizden. Abi sen de. Evet. Adet anane. Senden isteyeceğim. Bunlar çok önemli bunu. Şeyler. Babayım. Baba. Anne. Tabii. Güzel. Abi bir şey sen kız. Ben çok güzel isterim. İbo. Vallahi ben bir şey diyemem. Çocuklar nasıl uygun görüyorsan. Eyvallah abi. Daha fazla itiraz etme vermem kızı ha. Vermezsin. Koskoca abisiyim sen. Evet. Abisin. Annesiyim lütfen. İyi lan tamam. Dediğiniz gibi olsun. Size eğlence lazım. Mekan bizim ev.
Hepinizi bekliyorum. Kızı istiyoruz. Tamam. Ha, hepiniz. Tamam bak. Sen de ama. Ocakta. Ocakta. Saffet. Biz Memo ile bilardoya takılalım diyoruz. Gelsene sen de. Yok. Ben uyuyacağım biraz. Sabahın köründe dikiyorlar okula. Zombi gibi oluyoruz anasını satayım. Evde görüşürüz o zaman. Tamam görüşürüz. Tamam hadi. Gamze. Seni bırakayım mı? Görüşürüz seni. Görüşürüz. Senden ne geliyorsa yapacak. Oktay da bunun altında kalmayacak. Yaptıkları hareketin aslında kendi kalplerini yaktığını anlayana kadar da durmayacak. Hadi neyse gidelim. Selam Kerem, ne haber? Selam Kerem kısmını geç, hadi de gel. Ne yaptın, bulabildin mi o pisliği? Abi bizim okuldaki kızlardan laf alamadım. Hala bir şey bulamadım ama. Ama kelimesini hiç sevmem biliyorsun. İşini iyi yapmayanların, beceriksizlerin, hep bir bahanesi olanların dilinden düşürmediği bir laf çünkü. Bulamadık ama aramaya devam ediyoruz diyeceksin değil mi? Hayır Kerem. Buket'in takıldığı çocuğu bulamadık ama bize yardım edecek birini bulduk diyecektim. Kimmiş o? Benim. Ben Nazım. Adın umurumda değil. Bize nasıl yardım edeceksin onu söyle. Esra teyze evdeyse bir merhaba diyeyim. Yok. Zahmet etme yani. Annem evde değil. Sağ ol Saffet. Tamam o zaman. Yarın okulda görüşürüz. Görüşürüz. Nerede kaldı kızım bu seni istemeye gelecek lavuklar? Şşş, alo! Ne biçim konuşuyorsun lan Şirek? Almayayım ayağımın altına. Yapma. Otur yerine damadım, otur. İbo, oğlum o senin kayınpederin. Sus! Bu arkadaş az önce müstakbel kayınpederine almayayım seni ayağımın altına mı dedi? Müstakbel kayınpeder mi? Ya. Sen! İyice kaptırmışsın lan kendini. Sus, dingil. Oğlum, çok sinirli bu ya. Şimdi de dingildi. Evet. Pek bir saygısızmış bir çocuk kızım. Hiç gözüm tutmadı. Zaten çok da tipsiz. Nereden buldun bu sıska olanı? Okuldan. Vallahi nasıl olalım Suzan'cığım? İyi demek adetten olmuş artık. Koca evin sorumluluğu bende. Orhan nafakasını doğru düzgün ödemiyor. Hoş 3 kuruş ödese ne olacak ki? Faturalar bir yandan. Ne yiyeceğiz içeceğiz derdi bir yandan. Bir de genç kız yetiştiriyorum. Kolay değil tabii. Onun ihtiyaçları falan derken elde boşta bir şey kalmıyor anlayacağın. Gırtlağa kadar borç içindeyiz sorma. 200.000 dolar da Gamze'nin tedavisi için almıştık biliyorsun. Allah'tan Saffet'le annesi çok iyi, görgülü insanlar. Bir gün lafını etmediler paranın. Ama ben rahat edemiyorum işte. Allah onlardan razı olsun vallahi. Bu zamanda onlar kadar iyi insanlar zor bulunur. Ay Suzan'cığım ben kapatıyorum kardeşim, görüşürüz. Bay bay. Ne oluyor Gamze? Ne gürültü yapıyorsun? Ne vurup duruyorsun öyle dandun? Ya senin benim kafama vurduklarına ne demeli? Sözde teyzenle konuşuyorsun ama bunları aslında ben doyayım diye söylüyorsun değil mi? Tanıyorum artık seni anne. Her hareketin hesaplı. Her hareketin planlı. Bunları duyayım ki vicdan azabı çekip Saffet'e yanaşayım istiyorsun. Allah kahretsin ya. Keşke sakat kalsaydın da Saffet'ten şu parayı almasaydık. Ne biçim konuşuyorsun sen kızım? Allah korusun. Gamze? Nereye bu saatte? Ne oluyor? Babama. Bundan sonra onunla yaşayacağım. Ne? Güldürme beni. O sorumsuz kendine bakmaktan aciz. Sana nasıl baksın ha? Bilmiyorum.
Ama en azından bunu her dakika senin gibi kafama kalkmaz. Sen de rahatlarsın biraz. Omuzundan büyük kalkmış olur. Gamze! Gamze buraya gel! Gamze! Ben artık kalkayım. Hemen ayrılacak mıyız yani şimdi? Biraz daha vakit geçirsek? Arkadaşlar bekliyor. Ben de geleyim. Gelmemi istemiyorsun. Belki daha sonra. Ya anlamadığım bir şey var. Biz arkadaş değil miyiz? Arkadaşız. O zaman neden beni diğer arkadaşlarına tanıştırmak istemiyorsun? Öyle bir şey yok. Oktay, lütfen. Ya aptala mı benziyorum ben? Ya tamam. Doğrusunu istiyorsan senin onlarla anlaşabileceğini sanmıyorum. Neden? Sence neden? Anladım. Yine şu ayrı dünyaların insanıyız meselesi değil mi? Böyle şeyler sadece Türk filmlerinde olur zannederdim ben. Babam zengin diye ben niye cezalandırılıyorum ki? Kimsenin seni cezalandırdığı yok. Sadece gerçekleri konuşuyoruz. Senin yaşantınla bizim yaşantımız çok farklı. Her şeye sahipsin. Canının istediği yerde yiyor ve eğleniyorsun. Sıkılınca mekan değiştiriyorsun. Hatta araba bile değiştiriyorsun. Senin için parmağını çıplatmak kadar kolay. Ama bizim için değil. Biz arka sıradakileriz. Sana ve senin gibi uyum sağlamamız zor. İnsanın kendi gibi aynı seviyedekilerle arkadaşlık etmesi çok kolay. Ve daha dur. Bu geceden itibaren babam iflas etsin diye dua edeceğim. O zaman ben de sizin gibi olayım. En azından aynı şeyleri biliyoruz. Bu bile arkadaş olmamız için yeter. Bak göreceksin. Zengin kızın yargılarını yıkacağım okta. Tamam? Tanıştıracak mısın beni arkadaşlarınla? Tamam. Ama bu akşam... Peki öyle olsun. Birkaç gün sonra benim doğum günüm var. Bizim evde bir parti vereceğim. Hep beraber gelsin mi? Ya onlar adına söz veren. Sen geleceksin ama değil mi? Gelmeye çalışayım. Hadi ben seni bırakayım artık. Gamze, bir şey mi oldu kızım? Baba. Kızım, ne oldu söylesene. Merakla bırakma insanı. Annemle kavga ettik baba. Ona dayanamıyorum artık. Bundan sonra sende kalacağım. Baba, bir şey söylemeyecek misin? Kızım, bak. Biz annenle boşanırken senin onun yanında kalmanın en doğrusu olduğuna karar verdik. Ama değilmiş işte. Annemle hiç anlaşamıyoruz baba. Cehennem hayatı yaşıyorum bu evde. Ne olur izin ver, sen de kalayım babacığım. Bak, yine hiç sorun çıkartmam sana. Yemeğini yaparım, evi toplarım. Gamze, olmaz kızım. Ben sana bakamam. Ben bekar adamım. Nerede akşam, orada sabah yaşıyorum kızım. Bazen. Senin sorumluluğunu tek başıma kaldıramam. Sonra hanım arkadaşlarım oluyor arada. Senin evde olman hoş olmaz. Arada gel kal ama. Canın sıkıldığında falan. Tabii önce ara. Olur, ararım. Anlaştık yani değil mi kızım? Tabii. Sen haklısın baba. Burada sana ayak bağı olmaktan başka bir işe yaramam. Bak şimdi. Ettiğin lafa bak. Yanlış anladın beni kızım. Baba ben gideyim geç olmadan. Bu gece bende kal istersen. Yok. Rahatsız olma. Annem merak eder şimdi. Gideyim ben. Güle güle. Teşekkürler. Ne? Oğlum kayınpeder. Kayınpederine. Efendim. Sebebi ziyaretimiz malum. Kahveleri değiştiğimize göre gelelim asıl meseleye. İyi evet. mi? Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Özge'yi... Ne diyor lan? Pardon. Etiket. Pardon. Allah söyletti. Kızınız Sibel'i... Oğlumuz İbrahim'e istiyoruz.
Vallahi gençler birbirlerini sevmişler. Maalesef. Bize de mutlu olmalarını dilemekten başka bir şey düşmez. Verdim. Şşt, dur biraz da dur. Ne çabuk veriyorsun kızım? Kimdi? Hırlı mıdır, hırsız mıdır? Bilip bilmeden öyle verecek miyiz ayol? Bakkaldan çikolata çalıyordu zaten. Kardeşiniz ne iş yapar beyefendi? Henüz bir işi yok. Kendisi öğrenci. Ne? Öğrenci mi? Evet. Gördün mü? Bir de öğrenciymiş. Olmaz bu iş. Yok kardeşim. Bizde öğrenciye verecek kız yok. Yok. Lan çilek. Yok. Hayda ya. Nasıl yok ya? Yok abicim. Hı? Vermiyoruz. Allah Allah. Yok. Geleceği çok parlak. Çok yüksek yerlerde göreceksiniz. Hiç merak etmeyin. Kızınıza çok iyi bakar. Nasıl bakacak? Böyle mi? Yok. Böyle bakacak. Basmaya bakacak işte ya. Verin. Gördün mü? Verin ya. Senin sorumluluğunu tek başıma kaldıracağım. Ben abucu. Önce bir meslek sahibi olsun. Önce okulu bitsin. Allah Allah. Lan ekmek mi çalacak bu adam? Dilencilik mi yapacak? Hayret bir şey ya. Ya otur bir be. Sus. Yok, tamam, vermiyorum. Diploma diploma. Sen otur be, gözlüklü. Kaçırır. Ne demek vermiyorum? Yok yok yok, öyle şey. Kafa. Dur, bir şey sahibi olacak kardeşim. Abi konuşma ne oldu ya? Öğrenci kız mı böyle yükseklerde görüyor? Ya bir dakika ya. Biz birbirimizi seviyoruz. Size ne oluyor? Evet. Aramıza girmesenize. Bırak kız bu sevgi böcüklüğünü. Kaan abimiz ne demiş? Nerede yaşarsan yaşa babam. Sevgi aşk hepsi yalan demiş. Buyur. Yine tamam efendim, tamam. Kararınız nedir? Uzatmayın. Sana da gel ya. Biz pek gönüllü değiliz ama... Madem çocuklar birbirlerini sevmişler. Hadi be, ver artık. Verdim gitti. Oley oley oley. Hop 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 hop. Ne? Öpsene kaynının elini. Kaynım kim? Abi öp kaynının elini. Hadi Sibel sen de öp kızım. Öp. Evet. Babana baba. Öp kızım sen de babanın elini. Öp. Öp çocuğum. Öp yavrum. Hadi. Tamam. Tamam. Bir dakika. Ya ne bir dakika, ne bir dakika? Söyle. Ben beşi bir yerde bulma bilezik isterim. Altın zincir isteriz. İsteriz de isteriz. Yapabilecek misin ha? Ya ben sana hepsi ya. Ama ya, bu ne ya? Benim ol. Verdik gittim. Al şimdi. Al şimdi. Yut. Tabii hepsini. Uf. Sen ne yapıyorsun? Ne yapalım? Misafirlerimiz var, oturuyoruz. Sen ne yapıyorsun? Gelsene bize. Yok, gelmeyeyim. Ben de seni çağıracaktım. Neredesin sen? Evde misin? Yok, değilim. Ne oldu söylesene. Safet'le mi birliktesin? Hayır, tek başıma takılıyorum. Biraz hava almak istedim. Sen gelemez misin? Ya şimdi annemi yalnız bırakamam. Ben bu saatte izin vermez. Kusura bakma. Anladım. Yoksa kötü bir şey mi oldu? Safet'le falan. Yok. Her zamanki şeyler. Neyse. Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Yarın görüşürüz. Tamam Thank you.
dolaştım biraz. Demek dolaştın. Peki benim ne halde olacağımı düşündün mü? Bu saatte nereye gider? Başına bir şey geldi mi diye düşünmekten helak oldum. Sen benim yüreğimi mi indireceksin kızım? Bir şey soracağım ben. Ama dürüst. Gerçekten benim için mi endişelendin? Yoksa yüksek fiyata pazarlayabileceğim bir malı kaybetmekten mi? Ne dedin sen? Yalan mı anne? Sen beni bir evlat olarak değil, bir mal olarak görüyorsun. Saffet'in annesine olan borcumuzu kapatmak için evi satmak yerine beni Saffet'e yamamaya çalışman ondan değil mi? Böyle sağ kaldı. Zengin bir kapı buldu. O kapıdan girmek için beni kullanıyorsun. Çünkü Saffet'le evlenmem demek seninle rahat ermen demek. Çünkü ben senin yukarı çıkış biletinim anne, kabul et. Ve sen o bileti kaybetmekten ölesiye korkuyorsun. Kim haklı, kim haksız? Bilmeden ne doğru, ne yanlış. Bazen arkana bakmadan yürürsün. Ama bilirsin. Bu gitmeler gerçek değil. Acılara çare değil. Kaçamazsın kaderimden, kaçtıkça arkandan gelir. Bu gitmeler gerçek değil, ihanete çare değil. Kaçamazsın kaderimden, kaçtıkça arkandan gelir. Gamze, ne oldu? Bir şey söylemeyecektin. Gamze bir şey söylemeyecektin. Bazen arkana bakmadan yürürsün. Düşünmeden kim haklı, kim haksız. Bilmeden ne doğru, ne yanlış. Bazen arkana bakmadan yürürsün.
ama bilirsin. Bu gitmeler gerçek değil, acılara çare değil. Kaçamazsın kaderinden, kaçtıkça arkandan gelir. Bu gitmeler gerçek değil, acılara çare değil. Kaçamazsın kaderinden, kaçtıkça arkandan gelir.